Ya 50 lira için bir eğitim hayatımı bitirebilir misiniz ama böyle? Ben size diğer ay bunu şey yapacağım zaten. 50 lira için ne yapıyor? Ya, okuldan atacağım diyor. Öyle saçma şey mi olurmuş ya? Pazartesi günü şey yap, söyle, ben sana vereyim. Yok ver. Ya. Murat Kılıç demin sizle bir şey konuştu, bir 50 lira ödemesi eksikmiş galiba. Ya, pazartesi günü ben getirip vereceğim size, tamam mı? Ben esnafım burada. Kaderinle görüştün. Ya bayağı tartıştık onlarla. Olur mu bu şey anayla babayla? Sütülendi. Tutaram ettiği zaman iki yakan bir araya. Ana baba hakkı hiçbir zaman ödenmez. Benim anam babamın öldü, 5 sene oldu. Ben de daha hala arıyorum yani. Ben 63 yaşındayım. Ne kadar şey olursa olsun anamı babamı arıyorum. Abi merhaba. Ya kontrolüm bitti de okul müdürümü arayacağım acaba. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Güvenlikten yardım isteyebilirsin yardımcı. Tamam. Aynen. Kim bu? Bu okul müdürümüz bizim. Hayırdır? Bir ödemeyle alakalı bir şeyi de. Alo. Merhaba Emirhan Bey. Ben Murat Kılıç. Bizim bu aylık bizim giderlerin masrafları yatırdım da. Fakat tekrar yine... Ya ödemede sıkıntı oldu 50 lira. Yani ama yani 50 lira için yapılmaz ki böyle. Tam diğer ay ben yine bunu telafi edeceğim. Benim durumlarımızı biliyorsunuz ama Emirhan Bey. Ya 50 lira için bir eğitim hayatımı bitirebilir misiniz ama böyle? Ben size diğer ay bunu şey yapacağım zaten. Nedir o? Pazartesi kadar müsaade iste ben vereyim sana pazartesi günü. Telefonu ararım. Bir dakika Emirhan Bey, bir dakika. Ben sizi döneceğim tekrar. Sen hangi okulda okuyorsun? Ben burada kolejinde okuyorum da. 50 lira için ne yapıyor? Ya, okuldan atacağım bunu. Öyle saçma şey mi olurmuş ya? Pazartesi günü şey yap, söyle, ben sana vereyim, yok ver. Ya. Tamam mı? Yok yok. Teşekkür ederim. Yok olur mu ya? 50 lira. 50 lira için okuldan atıyor. 50 lira için. Verelim 50 lira. İsterseniz siz bir konuşabilirsiniz. Gerçek okul müdürü değil mi bu? Hangi tabii koleji buradaki. İsmi ne müdürün? Emirhan. Emirhan. Emirhan Yılmaz. Murat Kılıç demin sizle bir şey konuştu, bir 50 lira ödemesi eksikmiş galiba. Ya, pazartesi günü ben getirip vereceğim size, tamam mı? Ben esnafım burada. Ama bak aynısı yok arkadaşım, ben esnafım. Çocuk farkında olur da bizzat ben getirip vereceğim, makbuz vereceksiniz, tamam mı? Pazartesiye kadar müsaade edin ona, bak vereyim çocuğa da söyleyeyim, rahatlasın için. Yani, tamam değil mi? Pazartesiye kadar sıkıntı olmaz. Sen yaz benim telefonumu abiciğim. Benim numaramı kaydet. Tamam. Amca merhaba ya. Ben okul müdürümü arayacağım da kontrolüm yok. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Alo merhaba Emir Bey. Ben Murat Kılıç, okulunuzun öğrencilerinden. Harcınızı yatırdım fakat Emirhan Bey 50 lira eksik yatırdım. Ben bunu diğer ay telafi etsem sıkıntı olur mu acaba? Ama Emirhan Bey 50 lira için yani okuldan atılma ne alaka? Tamam maaşımı aldım zaten direkt size getirdim Emirhan Bey. Yani direkt banka hesabınıza yatırdım ya 50 lirayı da diğer ay telafi edeceğim zaten. Hani bana biraz olanak gösterin. Beni yani çocuğunuz olarak görün. Ya kolejde okuyorum. Ailemle görüşmediğim için zaten ailem Ankara'da. Adam 50 lira için bana yaptığı laf. Bu sefer yurttan da olduk, o sıkıntı. Kaderinle görüştüm. Aileyle görüşmeme sebebi ya bayağı tartıştık onlarla. Olur mu bu şey anayla babayla? Sağ mı anayla? Sağ olun. Hayır size bak. Ben de annemle tartıştım abi o yüzden. Sütüne emdin. Süt haram ettiği zaman iki yakan bir araya gelmez. İki yakan bir araya gelmez. Fırsatını buldun mu git anam babam öp ellerini, gönüllerini al. Ana baba hakkı hiçbir zaman ödenmez. Benim anam babamın öldü, 5 sene oldu. Ben de daha hala arıyorum yani. Ben 63 yaşındayım. Ne kadar şey olursa olsun anamı babamı arıyorum. Merhabalar. Ya rahatsız ediyorum ama okul müdürümü aramam lazım da. Telefonumda kontrol yok. Telefonunuzu kullanma şansım var mı sizin? Okul müdürümü. Kusura bakmayın. Alo Emirhan Bey. Merhabalar, ben Murat Kılıç. Harcı yatırdım bu ayki ama fakat geçen ayki gibi 50 lira eksik oldu.
acaba bir sıkıntı olur mu? Ben diğer aya bunu gidereceğim yani. Diğer ay ben bunu tekrar ödeyeceğim. Ama Emirhan Bey, biliyorsunuz bizim durumu. Ben anlıyorum. Anlıyorum fakat ben direkt aldığım maaşı size yatırdım zaten. Yani 50 lira için bir eğitim hayatı bitirilmez ki. Ben bunu diğer ay zaten telafi edeceğim. 50 lira için hani beni buradan atsanız ben yurttan da atılacağım. Ya bir ay beni hani şey yapsanız ne olacak? 50 lira için yani 3950'sini yatırmışım. 50 lira için bunu bana şey yapmayın yani. Alo. Ya adam 50 lira için okuldan şey yapıyor. Yani. Şu atmasını sorabilir miyim? Direkt aldığım maaştan ekledim üstüne. Yatırdım 50 lira eksikti yani 4000'e. Ben geçen ay da böyle oldu. Bu ay şey yaptım tekrar. Diyorum ki diğer ay yani ben bunu telafi edeceğim. Bu sefer şey yap. Evet lisede. Peki. Müdürle sen niye muhabbet oldun anlamadım. Ya ben ailemden ayrıyım burada. Ailem Ankara'da. Sen buradasın. Beraber yapıyorlar. Orada ben seni yapmak istiyorlar. Yani elini zaten hep ben yapıyorum. Elinden yüzünden mırıltı yapıyorum. Aynen. Keşke burs falan olsaydın lan. Yok ki yani. Sizi de rahatsız ettim burada ya. Kusura bakmayın. Kardeşim de geldi. Gel. Aramıza gir. Kulak misafir oldu. Evet, ya siz de şey yaptık. Lütfen. Abi rahatsız ediyorum ama ya okul müdürümü arayacağım da telefonumda da kontrol yok. Acaba kullanabilir miyim ya? Alo Emirhan Bey, merhabalar. Ben sizin aylık harcı yatırdım fakat 50 lira eksik yatırdım. Sizin için bir sıkıntı olur mu acaba? Anladım fakat ya aldığım maaşı zaten gelip direkt yatırdım, 50 lira eksik yani bu diğer ay zaten telafi edeceğim ben bunu. Anlıyorum fakat yani 50 lira için bir eğitim hayatı bitirilmez ki. Tamam ben sizi alınca ödeyeceğim, okuldan atılmaz ki ama 50 lira için. Abi buyur, teşekkür ederim ya. Ya burada kalabileceğim yurt falan var mı? Yurt falan. Ya adam 50 lira için beni okuldan atıyor ya. Ben 3950 yatırdım diye. Hani geçen ay da böyle yaptım. Ya kardeşim durum mu olsa sen 50 kağıt veririm. Yende de tek elimi yok. Yok yok, ben onun için demedim zaten. Para gönderecek biri yok mu? Amın dayın araya da. Hiçbiriyle şeyimiz yok ki. Zaten amcamlarla şeyim yok. Annem babam Ankara'da. Onlarla da irtibatımız olmadığı için burada şey yapıyorum ya. O yüzden. Burada var mı acaba öyle kalacak? Yani? Bilgim yok. Sana yardımcı olabilecek konumda olsam ben ederim ki destek çıkın. Yok, teşekkür ederim. Bende değil. Anladım. Çarşıya çık, caddenin orada pansiyon tarzı otel yerlikler var. Git birinden rica et, durumunu izle et. Seni alacağım, bir gün yatıracağım bir yerine. Emin ol bizde burada gurbetçi adam. Anladım. Yani elimden gelebilecek bir şey olmuş olsam emin ol yaparım. Durumum olsa derim al 200 kağıdı, 200 kağıdı git otele yat. Çok teşekkürler ya. Mükemmel tepki verdiniz. Ne demek ya? Kızarım ben böyle şeylere. Aynen. Ya 50 lira için. Hani anında verecekti de ben de dedim işi sağlama. Yok. En iyisini yaptınız. İşi sağlama alayım. Evet. Bizzat ben dedim getireyim. Evet. En iyisini yaptınız. Çünkü böyle dolandırıcılık da olabilir tabii ki. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim abi. Ben vaktinizi aldık. İsim neydi abi senin? İbrahim. İbrahim, memnun oldum. Teşekkür ederim. Abi biz de böyle öğrencilere destek çıkmak amaçlı küçük bir sosyal deney çekiyorduk. Kameramız şurada. Allah Allah. Aynen. Nasıl bu? Sosyal deney çekiyorduk. Sosyal deneymiş ya. Çok teşekkürler. Ya öğrenci arkadaşlarımız böyle durumlara düşüyor. Onlar için küçük bir sosyal deney. Vallahi ben şimdi neyse açık söyledim. Hiç fazla evet evet değil. Yok yok. Durumum olsa şimdi ben de kaldığım yer misafir. Şimdi bu sefer de gittim adam olmayacak. Ama yapabileceğim nedir sana? O şekilde. Aynen. Teşekkür. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir sosyal deney çektik tekrardan. Yardımseverleri gördük. Yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Söz sizde. Siz ne dersiniz? Ben zaten onların hepsini okuyorum. Ben yardıma muhtaç bir öğrenciyi oynadım. Telefon numarası vardı müdürümün. İnsanların yanına gidip okul müdürümü arayacağımı ve telefonlarını istediklerimi söyledim. Onlar da beni kırmayıp verenler oldu, vermeyenler oldu. Onlara da teşekkür ederim. Mükemmel tepkiler aldık. Çok yardımcı olanlar oldu. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın.
kanalıma abone olup bildirim çanını açarsanız mükemmel videoları kaçırmamış olursunuz ve bana da destek vermiş olursunuz. Bana istediğiniz videolar varsa veya fikirleriniz varsa Instagram adresim benim şu an burada. Oradan bana ulaşıp fikirlerinizi yollayabilirsiniz ve biz değerlendiririz ve videolarımızı çekeriz. O da güzel olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Her cumartesi 18.30'da yeni videomuz var. Arkadaşlar kesinlikle video ile alakalı en beğendiğiniz yerleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Beğenmediğiniz yer varsa onları da yazmayı unutmayın ki biz de diğer videolarımızda merak ediyorum bunları. Hoşça kalın. Görüşürüz.